iyi değilim. Şu telefonu kapatsın. Kapatmıyor beyefendi. Bu bana. Öncelikle benim mide bulantım vardı. O yüzden hastaneye başvurdum aslında. Sağlık için gittiğim hastanede resmen darp edilerek çıktım ve bir sürü hakaret, küfürler edildi bana doktor tarafından. Serumumu 10 dakikada bitirip canlı yayında olduğum için sonlandırdılar. Hastaneden gitmemi istediler. Çünkü insanlar yazıyorlarmış, hastaneyi arayıp rahatsız ediyorlarmış sözde benim için. Halbuki öyle hiçbir şey yok. Serumumu 10 dakika içerisinde bitirdiler. Kocaman bir serum 10 dakika içerisinde bitemez. İlk defa hastaneye gitmiyorum. Bunu yayın yaptığım için bence hastanede işlerini düzgün yapamadıkları için de hızlandırdılar. Çünkü damarım patladı benim ve hala burada izi var. Yani günlerdir olan şeyin izi burada. Yani bir hafta oldu bu olay olalı ve hala izi burada. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün serumun şeyi kan doldu. Şikayetçiyim, hakkımı aramak istiyorum çünkü... Ondan sonrasında serum takıldı, muayene edildim. Bana çok yüksek bir rakam söylendi. Özel bir hastane burası ama o kadar bildiğiniz zincirleme olan bir hastane değil. Ben de Sağlık Bakanlığı ve polis eşliğinde ödemek istediğimi söyleyince bana yayını kapat diye bağırdı doktor. O sırada yayında olduğumu görüyordu çünkü. Çünkü takipçilerim de bana şey söylediler. Hani çok fazla, ne alaka 10 dakika için bir seruma bu kadar para verilir mi? Bir sürü ağza gelinmeyecek küfür aileme, şahsıma. Aynı zamanda da şiddet uyguladı bana. Doktorun adı e-nabızdan değişmiş, kamera kayıtları silinmiş. Elimde hiçbir kanıt bırakmadılar. Yani böyle rezil bir hastane. İnsanlar, yani ben hastaneye gitmeye artık korkuyorum şu an. Gerçekten öyle bir travma oluştu bende. Sırtıma, yüzüme tokat, sırtıma tekme. Ve telefonum kırıldı zaten. O sırada ama Allah'tan canlı yayın kapanmamış. Ona çok sevindim. Kamera kayıtları yok çünkü hastanenin. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Sonuçta bir hastayım. Tedavi olmak için gittiğim hastanede darp edildim ve bir sürü küfüre, hakarete dayatıldım. O yüzden bütün yetkililere sesleniyorum. O doktorun işinden alınmasını ve asla hiçbir hastayı tedavi etmemesini istiyorum.